Sizin kararınızı bekliyoruz bu durumda. Bence bütün sunumlar çok hoştu. Termik santral yapıyoruz. Danışman şirket önemli. O yüzden acele etmek istemiyorum. Biraz düşüneceğim. Ama yine de buraya gelenler en iyiler arasından seçilmişti. Tebrikler. Kulaklarıma inanamıyorum. İlk defa bir ders almadan tamamlıyoruz toplantıyı. Hatta övgü bile aldım. Bakın çocuklar, siz aslında çok iyi anlaşacaksınız. Bunu hissediyorum. Yok, bunu anlaşma demeyelim. Belirli sınırlar içinde kaldığımızda sorun olmaz diyelim. Ne güzel dediniz. Galip Bey. Bugün şahit olduğum bir meseleyle ilgili sizinle de konuşacaktım. Hiç vazgeçmeyeceksiniz. Konu insan hayatı olunca evet. Mesele nedir? Kemal Bey evham yapmış. Ben de kendisine inşaatlarımızda bir güvenlik açığı olmadığını anlattım. Endişe etmeyin. Ben her gün teftiş ettiriyorum. Teftiş ettirmeyin. Teftiş edin. Siz kendi işinize bakın. O kadar. Bakın Leyka, ben sizin idealistliğinizi çok seviyorum. Hem bizimle iş yapıp hem de bizden biri değilmişiz gibi gözükmek herkesin harcı değildir. Duyduklarımı görmezden gelemem. Sırf beni ilgilendirmiyor diye. Bakın, kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Sizi ilgilendirmiyorsa ilgilenmeyin, olsun bitsin. Emir Kozcuoğlu zor bir ortaktır. Siz de işleri daha fazla zorlaştırın. İsmail, kardeşim ben şimdi konuştum ama yani hiçbir işe yaramadı. Kusura bakma. Yani bu bir çözüm değil biliyorum ama ne olur dikkatli olun, gözünüzü dört açın. Tamam, sağ ol Kemal Bey. Tamam abi. Bak, çalışmaktan kaçınma hakkınız var. Sen ne zaman istersen beni arayabilirsin, hiç çekinme. Abi. Yine mi iş için geldin? Bıraktık dedik ama müşteri bırakmıyor. E iş görgüsüne sığmaz. Biz de açıklamaya geldik. Abi bak şu herife bir şey anlatma. Gel benimle şöyle. Yakın. Gel kardeşim. Uğrayacağım sana. Burada bir insanın hayatı söz konusu, geleceği. Onunla ilgileneyim biraz. Gel. Anlat bakalım neymiş bu ayrılık lafları? Yani böyle olması gerekti, öyle oldu diyelim Emir Bey. Niye? Karışıktı durumlar. Bize gelmez öyle şeyler. Zeynep de bizim canımız. Babam da haklı olarak bir tepki koydu tabii. Bunun seninle benimle ne ilgisi var? Yok. Yok ama... Bak. Bana bak. Şu odadaki her şey, her şey babamındı. Sonra ben ondan her şeyi teker teker aldım. Bunun için önce onunla savaşmak zorunda kaldım. Şu sandalyeye gerine gerine oturabileceğimi ispatlamak zorunda kaldım. Kimliğimi ben yarattım. Mükemmel olabilmek için bedel ödedim. Babanla savaşmazsan kazanamazsın. Araban, makamın, evin olsun istiyorsan daha fazlasını isteyeceksin. Elindekiyle yetinmeyeceksin. Ben berber adamım. Yetinmesem kaç yazar? Büyük düşün. Kendi dükkanını aç. Nasıl? Bilmem. Sen düşün.
Sana güvenen finansörler de sana kredi açsın. Benim gibi. İyi de siz niye böyle bir şey yapasınız ki? Beni tanımıyorsunuz bile. Sandığından daha iyi tanıyorum. Ben benim gibi birini görür görmez tanırım. Sen bunu bir düşün. Önce kendini düşün ama. Herkes öyle yapıyor. Nihan. Hı. Ne oldu? Bugün en sıkıştığın projenin ana sponsoru kim diye sordun mu? Hayır. Kemal'in şirket mi? Belki de hiçbir zaman yokmuş gibi davranamayacaksın. Çünkü var. Efendim? Önder Bey geldiler efendim. Tamam, teşekkürler. Senin mi burası? Hı? Allah arttırsın kardeşim. Senin de her yerde odan var ha. Abi yapma ya. Ben bir şey yapmıyorum ki. Sen yapıyorsun ne yapıyorsan. Abi bak, ben buraya proje geliştirmeye geldim. Geçici süre ama zorunlu buradayım. Abi. Oo, hasret rüzgarları diyorsun. Belki kardeşin seni o kadar da özlemedi. Hı? Belki bu kardeşimizi o uzaktayken daha çok seviyoruz. Hı? Abi niye böyle söylüyorsun? Bak geldiğinden beri aynı şeyi söylüyorsun. Ya biz kardeşiz seninle, biz canız. Niye diyorsun? Kemal, benim derdim kimle Kemal? Hı? Senle mi? Değil işte. Benim... Koltuk mahvadı, sarmadı. İstemiyor bizi. Abi. Hadi gel Arif Baba'ya gidelim. Hı. Gel seninle şöyle karşılıklı iki kadeh içelim. Ben anlatayım sen dinle. Sen anlat ben dinleyeyim hadi. Kemal iki dakika huzur ver ya. Niye içip dertleşiyoruz hemen? He? Ben sana yanlış bir şey mi söyledim? Sen geldikten sonra huzurumuz kalmadı dedim. Yanlış mı? Sen şu koltuğa oturup... Hani adamla sidik yarıştıracaksın diye... Bizim canımız sıkılıyor. Bizim uykularımız kaçıyor. Bak adam bana bir iş teklif etti. Babamın kabağı yine benim başıma patladı. Neyse ya. Evvelden ezeli hep aynı hikaye zaten. Abi öyle değil. Bak babam kendine emanet etti sana. İlk göz ağrısın onun. Ha, ağrı. Yok be. Karın ağrısı. Ne yaptıysak olamıyoruz. Olduramıyoruz. Bak dinle. Ailede benden bir tane adam çıkmıyor. Senden üç tane çıkıyor biliyor musun? Abi yeter. Yeter. Çocuk da değilsin. Ne bu öfke, ne bu küslük? Kemal dinlemiyorsun işte. Ben niye kendi işimi yapamıyorum? Elimde bir tane makas var. Onu da kimin saçına, sakalına süreceğimi babama soruyorum, sana soruyorum. Ayıp değil mi? Abi bak. Bu herifin niyeti başka. Buna eminim. Bu da işte kabak tadı veren başka bir mesele. Bu kabak ya başımıza patlıyor ya da ağzımızı tatlandırmıyor artık. Kemal, boş ver sen beni. Vallahi. Gel otur koltuğuna. Sen işine gücüne bak ya. Harbiden. Gel. Biz kendi başımızın çaresine bakarız artık. Ne yapıyorsun ya?
Sadece tek bir laf söylemek için açtım telefonu. Yine yüz bulma diyorsun yani. Söyle. Kemal, sen bana ne yapmaya çalışıyorsun? Oyun mu oynuyorsun benimle? Benden ne istiyorsun sen? Ne demek istiyorsun? Bana iş teklif ettiriyorsun. Hem de hayır işi. Geri çeviremeyeceğimi bildiğin halde. Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Ya Kemal, bırak Allah aşkına ya. Projenin ana sponsoruymuşsunuz. Yok, benim hiçbir şeyden haberim yok. Peki. Aa, alo, alo Kemal. Telefonu açarken tek bir şey söylemek için açtım demiştin. Ya. Dışarı çık. Nasıl? Nihan dışarı çık, sokak kapısı aç. Ne bu şimdi? Orada park etmiş bir araba görüyor musun? Dolu var. Hayır, onu demiyorum. İçinde 2-3 kişinin olduğu, sana bakmaya çalışan bir araba görüyor musun? Bir dakika, bir dakika. Sen nereden biliyorsun? Tamam, tamam, bakmayı bırak. İçeri gir. Sen işine falan bakabilirsin. Yani ben uyarmak istedim. Belki bir çaresini bulursun diye. Aynısı bana da oldu çünkü. Kocan Emir Kozcuoğlu seni takip ettiriyor. Eğer Emir ikimizi de izlettirdiyse... O zaman bizden şüpheleniyor demektir. Kardeşim, unuttum aramayı seni. Şu an bir işim var, ondan sonra arayayım mı seni? Çok önemli. İmzacım, senden başkasına güvenemezdim. Vildan'ın haberi yok, olmasın. Ama bir şey yapmak zorundaydım. Duramazdım. Vildan'ın aleyhinde bir şey bulmak hiç kolay olmayacak Önder'cim. Yani... Mülk kayınpederinden kaldıysa ve eşit paylaşım varsa, dediğim gibi çok zor. Nevzat, sen bir şeyler bulursun. Lütfen bul. Leyla'nın mağdur olmasını istemiyorum. Anlıyorum. Tamam. Ben emsal davalara bakıp seni bilgilendireceğim. Ama bu arada değişiklik olursa lütfen beni haberdar et, olur mu? Tamam Nevzat'cığım. Girin. Senden haber bekliyorum, acil olarak. Sen hiç merak etme. Bir de... Tamam Nevzat, arayacağım seni. Teşekkür ederim. Evet, ne istiyorsun? Bugün sizi Leyla ile gördüm. Leyla sizin evden çıkıyordu, siz de peşinden koşturuyordunuz. Ya sen bizi niye izliyorsun ya? Sana söyledim. Seni uyardım. Geçmişimize dokunma dedim. Geçmiş hepimiz için ölü. Bağlarımız tamamen kopuk. Karşılıklı hiçbir değerimiz yok. O yüzden oradan hiçbir şey bulamazsınız. Bizi lütfen rahat bırakın. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Ama sizi korkutmuşum. Orada bir şey bulamazsın dedim sana. Bu bizim öz elimiz. Anladın mı? Bizim. Leyla ile sizin nasıl bir bağınız olabilir ki? Leyla'dan
uzak dur. Soyadının altına imza atmayalı bir ömür geçmiş sanki. Kazanalım o zaman. Nihan'cığım, misafirin var canım. Kim? Nihan Hanım. Hoş buldum. Bir sakıncası yoksa yalnız konuşabilir miyiz? Benim yapmam gereken işler var zaten. Arayacağım seni. Çok şanslısınız. Ben kendimi bayağı yalnız hissediyorum İstanbul'da. Malum, Kemal'in işleri çok yoğun. Asu Hanım, lütfen Sedat'a gelelim mi? Neden geldiniz buraya? Size zeytin dalı uzatmaya geldim. Siz de bu projeyi kabul edince uzattığım dalı tuttuğunuzu sandım. Ama pek öyle değil galiba. Projeyi yönetmemi siz mi istediniz? Evet. Neden bu kadar şaşırdınız? Siz benim çözümlerime ve zevklerine güvenmiyordunuz da en son o yüzden. Onlar geçti bitti artık. Niye büyütelim ki? Ama baştan uyarayım, bazı yaptırımlar olabilir. Bana yine patronculuk oynuyorsunuz. Siz de bana çok ters davranıyorsunuz. Kemal'i kıskandığınız için mi? Hayır. Kemal'le geçmişiniz yüzünden o zaman. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yok, hayır. Ya geçmiş bitmiş bir şey. Kemal gibi ben de umursamıyorum. Konu üzerine bir kere bile konuşmadık, inanın. Bu işle de aramızdaki gerilimi yok etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Arada bir kahve içip dertleşecek bir arkadaş hiç de fena olmaz. Asu Hanım, bizim aramızda gerilim falan yok. Aksine çok faydalı bir proje için birlikteyiz. Reddetmediğinize o kadar çok seviniyorum ki. Neden reddedecektim? Kemal sizi kovduktan sonra hani sebebin ben olduğunu düşünmüşsünüzdür diye gerçekten çok üzülmüştüm. Bu işi de aramız yumuşar diye canı gönülden istemiştim. Ama sizden pek emin değildim. Yani ben olduğunu öğrenince işten çekilirsiniz diye de korkmadım değil mi? Bu işi kimin için değil, ne için yaptığım önemli. Siz de buraya kadar boşuna yorulmuşsunuz. Ben küçük zaferler yaşamanız için yanlış kapıyım.
Ne oldu? Hala aynı cevabı alıyoruz. Daha çok istiyorsa daha çok ver. O ev Kemal Soydere'nin olmayacak o kadar. Peki efendim. Çık. Sadece bir ev değil. Aynı zamanda bir kale vermiş olacaksınız. Hayata direncimi arttıran bir kale. Suat Bey. Ne o? Diğer alıcıyla sıkı pazarlık halindesiniz galiba. O ev benim. Bitti. Kolay gelsin. Kaçırmaya geldim. Çok işim var. Bugün çok gerildiğini duydum. Öyle. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var. Ben yardımcı olabilir misin? Hemen çıkalım. Gerek yok. Çok aradım Leyla seni. Önce alışverişteyim dedin, sonra telefonun kapalıydı. Küstün mü sen de? Şarjı bitti herhalde. Bilmiyorum ki, çantamdaydı, hiç çıkarmadım. Görmedim yani Kemal. Leyla, ben seni gerçekten tanıyor muyum? O ne biçim laf öyle Kemal? Senden daha iyi tanıyan biri var mı beni? Bugün Nihan'ın evinden çıkarken gördüm seni. Önder arkandan koşuyordu. Tanıyordunuz bayağı birbirinizi. Sizin başka bir bağınız var, benim bilmediğim. Benden özellikle sakladığın. Benim dostum, sırdaşım, ikinci ailem dediğim. Annem olarak gördüğüm Leyla. Sen kimsin Leyla? Ben seni tanımıyorum. Nihan benim yeğenim. Annesi de kardeşim, Öz. Sen bu ara Nihan'ı falan mı takıyorsun kafana? Çık dışarı. Sinirlenme hayatım. Zaten işler stresli. Bir de benim yüzümden evde canını sıkıyorsa Nihan. Defol dedim. Defol! Köpek edeceğim seni.
Nihan'ı ne zaman tanıdın peki? İlk getirdiğinde. Bana niye söylemedin Leyla? Nasıl anlatılır böyle bir şey Kemal? Ben bilemedim. Birkaç kez denedim ama olmadı. Kendimle mücadele ettim yani. Yani çıkamadı ağzımdan bir türlü. Çıkmalıydı. Bak bana. Bak dedim. Bir ömür gitti Kemal. Düşünsene. Kafamı kaldırıp aynada kendime bakabilmeyi öğrenmek için bir ömür gitti. Sen utanacak bir şey yapmadın ki. Asıl onlar utansın. Asıl onlar aynaya bakamasın. Biri kardeşim, biri sevdiğim adam. Ya böyle bir şey olabilir mi? Çıkardım sonra. Çocukluğumdan villanı, gençliğimden Önder'i çıkardım. Hadi dedim, hadi, hadi unut. Sonra karşıma çocukları çıktı. Nihan. Hem sevdim, hem kaçtım. Hem dedim şöyle sıkı sıkı sarılayım. Hem nefret ettim. Çünkü benim unutmaya çalıştığım ne kadar çok şey varsa. Ama hepsi. Çocukluğum. Gençliğim, inat damarım, yeteneğim, işte ne varsa hepsi Nihan olarak karşımda duruyordu. Kolay mı sandın? Sana değil, kendim için söylüyorum yani. Kolay mı sandın? Bunlar benim hayaletlerim. Lanetlediğim ruhlar hepsi. Her güne bir ah. Anladın mı? Her güne bir ah bıraktım. Ne kadarını geri alabilirim ki? Bu ne güzel sürpriz. Bir şey de sürpriz olsun dedim. O ne demek? Sor. Anlamıyorum. Ne diyorsun? Ne merak ediyorsan sor. Ne oluyor? Sen söyleyeceksin Emir. Beni neden takip ettiriyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Seni sevmiyorum. Ama çok iyi tanıyorum. Yüzündeki bütün soru işaretlerini okuyabiliyorum. Ne görüyorsun söyle o zaman. Beynimi yakan soruya cevap ver. Seni asla aldatmam. Korkun buysa rahat ol. Bizim evliliğimiz her ne kadar kağıt üzerinde de olsa bunu yapmam. Ama senin için değil. Sevdiklerimi düşündüğüm için. Kimsenin zarar görmesini istemeyeceğim için. Nihan ben seni çok seviyorum. Çok kıskanıyorum. Kıskanma Emir. Beni kıskanma. Elimde değil. O. Herkesten, her şeyden kıskanıyorum. Sana yeniliyorum Nihan. Her gün sana olan aşkıma yeniliyorum. Vazgeç. Beni takip ettirmekten vazgeç. Korkma. Bana esaretten kaçış yok. Bir kez olsun yanıt beni.
olabilir. Bir kez olsun. Gardiyanlarını çek peşimden. Tamam. Sana güveniyorum. İçindeki adamları çek. Peki senin orada ne işin vardı? Yanlarındaki evi satın almak istiyorum. Her güne bir ah bıraktım Leyla. Birkaç tanesini geri toplasam olmaz mı? İnsanın kalbiyle oynanır mı? İnsanın kalbiyle oynanmaz Leyla. Benimkiyle oynadılar. Tıpkı seninkiyle oynadıkları gibi. Bizim harcımız burası. Peki onlarınki? Bak burası. Yapma bunu Kemal. Aileme el uzattılar. Artık bu işin geri dönüşü falan yok. Elime bir fırsat geçti, ben de onu değerlendireceğim. O kalbi yokluk mu durduracak? Parasızlık mı yoksa güçten düşmek mi? Göreceğiz. Ama o kalbi durduracağım. Yoksa gözüm açık gider. Zeynep, yine ben. Sana sormam gereken çok önemli bir şey var. Lütfen beni ara. Abi. Ha? Biliyor musun, yarın benim cezam bitiyor. Herhalde kızım. Bir haftadır neyin derdindeyiz biz? Senin için çalışıyoruz herhalde, çaktırma. Kemal'im de yumurtalı ıspanağı pek sever. Sen merak etme anne. O çok canı çekerse restoran kapatır, gene yer yumurtalı ıspanağı. Öyle deme oğlum. Anne yemeğinin yerini ne tutar? Sen şimdi yer misin pastırmalı kuru fasulyeyi başkasının elinden, ha? Sen var ya sen. Arayayım da yarın akşam gelsin, birlikte sofraya oturalım. O şimdi özlemiştir kardeşini, abisini. Uzaktayken neyse. Ama şimdi burada. Öyle ayrı gayrı olmasın. Ha Hüseyin? Ha, kıyamadınız yani oğlunuza. Bir el öptü, mıç mıç yaptı, bitti gitti her şey. E öyle olacaktı tabii oğlum. Ne olacaktı ya başka? Bırak akıtsın zehrini. Zehrini mi? O benim oğlumsa, senin de kardeşin. Senin neyinin baba? Hı? Ben hala onun yüzünden işime gücüme bakamıyorum. Sırf onun yüzünden Emir Kozcuoğlu'nun işini bıraktım ben. Sen istemedin diye. Senin için. Oğlum. Allah aşkına kuzum, yapma böyle şeyleri. O var ya, evden gitmek için bahane arıyordu zaten. İlk tartışmayı fırsat bildi, yol aldı işte. Ama herkesin tıkırı yerinde değil mi? Ben kalıyorum nasılsa. Ben hep buradayım ama beş paralık değerim yok benim bu evde. Oğlum, ne olursun yapma böyle. Bir kere be baba. Bir kere kıymetli olduğumu hissettir. Bir kere. Sabah akşam seni mutlu etmeye çalışıyorum. Bir kere sırtımı sıvazlamıyorsun.
aslan oğlum demiyorsun bana. Varsa yoksa Kemal. Eline sağlık hanım. Bugün de doyduk. Afiyet olsun. Size de. Böyle ne olursun ya. Ne yapıyorum Fehime? Bilmezden gelme. Çocuk haklı. Değil Fehime. O şimdi bir nefis sınavından geçiyor. Ya bizi kuyuya atar ya gelir sarılır bize bağrına basar. Ya Kemal? O bir sınavdan geçmiyor mu yani? Kemal abisine kardeşine bir hata yapmıyor ki. O kendi yangınında kavruluyor. Ucu da ister istemez bize dokunuyor. Ama Tarık'ınki farklı. Hüseyin. Ne olursun yapma böyle. Konuş oğlunla. Ne konuşayım Fehime? Kaç kere konuşayım? Babanı hakir görüyorsun. Bunca yıllık ekmek teknemizi kale almıyorsun. Sittin senelik zanaatıma 5 kuruş değer vermiyorsun. Sana bir hayat veremedik tamam ama bizi de öldürme be oğlum mu diyeyim? Ne diyeyim? Hüseyin. Kararını verdin mi? Evet, verdim Emir Bey. Düşündüm, taşındım. İşe devam etmeye karar verdim. Aferin. Doğru karar.